Erit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Ert beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ve Erzincanlı hayırsever iş adamı Hacı Ali Akın'ı makamında kabul etti. Vali Arslantaş başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında imzalanan protokol ile öğrencilere yönelik eğitimler verilecek. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk, beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ve Erzincanlı hayırsever iş adamı Hacı Ali Akın'ı makamında kabul etti. Vali Arslantaş Başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında imzalanan protokol ile öğrencilere yönelik eğitimler verilecek. Çocukların önlenebilir bir hastalık olan kronik böbrek yetmezliği hastalığına karşı bilgilendirmek ve gereken önlemleri almak için Türk Böbrek Vakfı'nca proje oluşturuldu. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında imzalanan protokol ile ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere, öğretmenlere ve velilere eğitim verilmesi hedefleniyor. Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve Erzincanlı hayırsever iş adamı Hacı Ali Akın ile İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret ederek Türk Böbrek Vakfı'nca oluşturulan proje hakkında bilgi alışverişi yapılarak protokol imzalandı. Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk ve Erzincan Valisi Ali Arslantaş arasında imzalanan protokol çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm ilkokul ve ortaokullardaki öğretmenlere, öğrencilere, ebeveynlere, velilere böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları konularında farkındalık oluşturularak eğitimler verilecek. İmzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, obezitenin engellenmesi için gıda okuryazarlığı başta olmak üzere sağlıkla ilgili pek çok proje ve etkinliğin planlandığına vurgu yaparak eğitmen ve böbrek hastalıkları konusunda uzmanlar eşliğinde çocuklara, velilerine ve öğretmenlere bu konuda el birliğiyle gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin yapılacağına değindi. Birlik Habersen, 81 ilden eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamaları ile PTT AŞ personeli başta olmak üzere kamu çalışanlarının sıkıntılarını kamuoyuna duyurdu. Birlik Habersen, 81 ilden eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamaları ile PTT Anonim Şirketi personeli başta olmak üzere kamu çalışanlarının sıkıntılarını kamuoyuna duyurdu. 81 ilde gerçekleştirilen basın toplantıları ve açıklamalarıyla PTT Anonim Şirketi personelinin mesai saati ücretleri konusundan taşeronların kadroya alınmasına kadar birçok konu ele alındı. Anayasamızın vergi ödevi başlıklı 73. maddesinde herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür demesine rağmen ülkede toplanan vergilerin azımsanamayacak ciddi bir kısmı çalışanlardan alınan dolaylı ve doğrudan vergilerden oluşmaktadır. Hatta verginin en kolay tahsil edildiği kesim kamu çalışanları olmaktadır. Sosyal ve hukuk devletinin en önemli özelliklerinden birisi adil, eşit ve düşük gelir grubunu koruması gereken vergi kanunu bugünkü haliyle amacından uzaklaşmış ve her geçen gün inandırıcılığını yitirmektedir. Anayasamızda belirtildiği haliyle herkesin mali gücüne göre vergi ödemek, yükümlü olmasına rağmen daha maaşını almadan elinden alınan yüksek vergiler yüzünden çalışanlar mağdur edilmektedir. 399 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında ve çeşitli kanunlara göre idari hizmet sözleşmesiyle çalışanlar, TRT'de çalışan kadro karşılığı sözleşmeli personeller, diğer devlet memurlarından farklı olarak gelir vergilerini net ellerine geçen maaş üzerinden değil, kaba haliyle ifade etmek gerekirse brüt maaşlar üzerinden, yani ellerine geçmeyen para üzerinden ödenmektedirler. Bunun sonucu olarak Ocak ayı maaşlarından %15 gelir vergisi kesilirken Nisan ayında %20, Eylül ayında ise %27 gelir vergisi kesintisiyle Ocak maaşlarından 1000 lira daha düşük maaş alır hale gelmekte ve yıllık 8.000 ile 10.000 lira arasında ödemektedirler. Bu durum sayıları kamuda 100.000 kişi civarında olan bu çalışanları derinden üzmektedir. Bir yandan enflasyon, diğer yandan alınan vergilerle alım gücü düşen kamu çalışanları geçinemez hale düşmekte ve zaten yoksulluk sınırında olan maaşları açlık sınırının altında olmaktadır.
kamu çalışanı devletin vatandaşlarına ulaşan merhametli eli, gülen yüzü, aydın ve eğitimli tabakasıdır. Bu çalışanlar üretime kattıkları katma değer ile devletin gelişmesine katkı sunmaktadırlar. Unutulmamalıdır ki kamu çalışanının mali ve sosyal gücü devletinin gücüdür. Kamu görevlilerinin maaşlarının artırılacağı zaman maliye bütçesinin zorlandığı söylenirken, bu çalışanlardan vergi alınırken ise patronlardan daha çok vergi alındığı, vergi almanın en kolay yol olarak görüldüğü düşündürücüdür. Bu haliyle mevcut vergi kanununun adil olmadığı, devletin adalet ilkesine yakışmadığı, memurdan alınan verginin kuyumcudan, galericiden, işletme sahiplerinden kat be kat fazla olduğu, kanunun hak ve hukuktan bahsedemeyeceği açıktır. Adil bir vergi sisteminin olmadığı ülkelerde gelişmişlik ve kalkınmaktan söz edilemez. Bugün bu yanlışların düzeltilmesi için bir adım atma imkanı olanlar, vatandaşlarına yakışır bir yönetim isteği içinde olanlar, kamu çalışanını hak ettiği refah seviyesine çıkarmak isteyen siyasilerin önünde bulunan vergi tasarısıyla bir imkan olduğunu ve bu imkanın iyi değerlendirilmesini istiyoruz. Aynı anda 81 ilde Türkiye'de ve Erzincan'da Türk İş Sendikası basın açıklaması yaptı. Aynı anda 81 ilde Türkiye'de ve Erzincan'da Türk İş Sendikası basın açıklaması yaptı. Gerçekleştirilen basın açıklamasında Türk İş Sendikası Erzincan İl Temsilcisi Cafer Varlık, "Değerli emekçiler, emek dostları, bugün emekçiler üzerinde acımasız vergi yükünü protesto etmek, adaletsiz vergi politikalarının emekçiler lehine yeniden düzenlenmesini ve sosyal hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesini talep etmek için buradayız." diyerek sözlerinde şunları ifade etti. Ücretlerimizden kesilen vergiler gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle işçiler üzerindeki ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret vergi kesintileri nedeniyle yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. Ortalama aylık brüt ücreti 4500 TL olan bir işçi Ocak ayında 3409 TL net ücret alırken Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3218 TL'ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti %4 oranında artsa bile yıl sonunda 349 TL eksilerek 3060 TL'ye geriliyor. Arkadaşlar, bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi düzeninden yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerinin beklentilerini karşılamıyor. Vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor. Bu teklifte ücretliler lehine olan ayrım ilkesi yine gözetilmiyor. Ve çalışanların 2005 yılında %15, 20, 25, 30, 35 olan gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı 2006 yılından bu yana %15, 20, 27, 35 olarak uygulanıyor. Yetmiyor. 2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken günümüzde 7 kat olarak hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor. Bu uygulama sosyal adaletle de bağdaşmıyor. Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye'de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik vergi adaleti sağlanması olmalıdır.
Bu yönde atılan adımlar konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri işverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır, adaletsizliktir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan projesinin tanıtım toplantısı gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan projesinin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin düzenlediği Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan projesinin tanıtım toplantısı Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi'nin konferans salonunda yapıldı. Okul müdürleri, öğretmenler ve muhtarların da katıldığı toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün kürsüde kitap okumanın önemini vurguladı. İnsan hiçbir bilgiye sahip olmadan dünyaya gelir. Yaşamı boyunca da bir şeyler öğrenir. Ancak başarılı olabilmesi için okuması lazım. Onun için diyoruz ki okumak, 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 okudukça çözülür yumak. Evet, problemlerimiz yumak haline de gelse, dertler büyüse, yumak yani içinden çıkılmaz hale de gelse, bunların bir çözümünü bulmak için gerekli olan şey mutlaka okumak. Çünkü insanoğlu aklı ve düşüncesiyle bu dünyada mevcuttur. İnsan düşündükçe vardır ve varlığını hissettirir. İşte düşünebilmek için, akledebilmek için okumak lazım. Aslında yemek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyacımız olan şeyin okumak olduğunu bir kavrayabilsek, bir anlayabilsek, ben eminim ki bütün işte bu yumak gibi olan sorunlar bir bir çözülecektir. Çünkü insan kitabı okur fakat kitap da insanın hayatı okumasına vesiledir. Kitabı insan okur ama kitap da insanın hayatı okumasına vesiledir ve vesile olur. Bizler bazı eremeyeceğimiz sırların künhüne kitap okumakla varırız ve hayatın sırlarını anlayabilmek için de sürekli, devamlı ve bir alışkanlık haline getirmemiz lazım olan şeydir kitap. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Mevlid-i Nebi Haftası ve Mevlid Kandili münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle ailede yaşanan olumsuzluklardaki etkiye değinerek hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında da bilgi verdi. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Mevlid-i Nebi Haftası ve Mevlid Kandili münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle ailede yaşanan olumsuzluklardaki etkiye değinerek hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında da bilgi verdi. Bu haftanın konusu, biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı bu önemli haftanın her birisine özel bir konu seçmektedir. Bu haftanın konusu da Peygamberimiz ve aile. Peygamberimiz ve aile konusunun seçilmesinin sebebi giderek modernizmin getirmiş olduğu sorunlarla birlikte ailede çözümlerin başladığı tespit edilmekte, görülmektedir. Aile içi şiddet, aile bireyler arasında giderek birbirinden uzaklaşma,
Bu tür duyguların toplumu çözülmeye götüreceğini, ailenin çözülmesinin toplumda çözülmeye götüreceğini bildiğimiz için başkanlığımız olarak bu sene Peygamberimizin aileye verdiği değeri, İslam'ın aileye verdiği değeri tekrar Efkar-ı Umumiye'nin gündemine getirmeyi arzu ettik. Bu bağlamda biz de Erzincan'ımızda 10 Kasım günü saat 19.30'da eski il müftülerimizden, şu anda Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Burhan İşleyen Hocamızın sunacağı bir konferansla Peygamberimiz ve aile konusunu ele alacağız. Ayrıca 11 Kasım günü buradan yine halkımızı davet etmek istiyorum herkese etkinliğimize de. Uzun süredir çalışmalarını yaptığımız ve açılışa hazır hale getirdiğimiz Gençlik Merkezimizin Gülay Bey Camimizin altında, Gençlik Merkezimizin açılışını yapacağız saat 9'da. Bu hafta boyunca müftülük personelimiz, imamlarımız, Kur'an kursu hocalarımız, gruplar halinde esnafımızı ziyaret ettiler. Onlara Peygamberimizin aileye bakışını hadislerle aile konulu kitabı dağıtarak anlatmaya çalıştılar. Üniversite gençliğimize haftanın tema konusu olan Peygamberimiz ve aile konulu kitabı dağıtacağız. Bir de Allah nasip ederse Cuma günü, Cuma namazından sonra 4 yolda efendim ayetler ve hadislerin dilinden aile konusunu işleyen ayet ve hadislerden oluşmuş bir kartelayı dağıtmak istiyoruz. Bütün herkese orada sayı yettiği sürece vermeyi düşünüyoruz. Saat 2 gibi bu programı orada inşallah başlatacağız. Değerli kardeşlerim, bunun dışında personelimiz ve imamlarımız, Kur'an kursu hocalarımız gruplar halinde huzur evlerini ziyaret ettiler. Hastaneyi ziyaret ediyorlar. Her iki hastanemizde, ilimizde bulunan ziyaret ediyorlar. Bağımlı kardeşlerimizle, engelli kardeşlerimizle, çocuklarımızla, sevgi evleriyle irtibatlar kurarak oradakilere, insanlara da Peygamberimizi anlatmak, aile sevgisini, aile sıcaklığını hissettirmek için çalışmalar yapmaktadırlar. Sizlere takdim etmiş olduğumuz broşürde bunun detaylarını göreceksiniz. Halkımızı ben bütün bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum ama özellikle de konferansımızda mutlaka bekliyorum. Anagol 24 Erzincan Spor'da iki yöneticinin istifası ve futbolcu Erman Kılıç'ın takımdan ayrılması ile ilgili basın açıklaması yapan kulüp basın sözcüsü Hasan Çakmak, "Takımımız ligde ve kupada hedefine emin adımlarla yürüyor." dedi. Anagol 24 Erzincan Spor'da iki yöneticinin istifası ve futbolcu Erman Kılıç'ın takımdan ayrılması ile ilgili basın açıklaması yapan kulüp basın sözcüsü Hasan Çakmak, "Takımımız ligde ve kupada hedefine emin adımlarla yürüyor." dedi. Anagot 24 Erzincanspor hakikaten hem ligde hem de kupada oldukça güzel gidiyor. Meyve veren ağaç taşlarının misali. Bu ara özellikle sosyal medyalarda işte yönetimden istifalar veya kadro dışılar gibi şeyler yazılıp çizilmeye başlandı. İki tane yönetimden istifamız oldu. Kendilerinin işlerinin çok aşırı yoğun olduğunu dilekçeyle başvurdular. Yönetim kurulu olarak mazeretlerini uygun gördük. İstifaları kabul edildi. Yine aynı şekilde kaptan olarak bildiğimiz Erman Kılıç futbolcumuzda çocuğunun rahatsızlığı olduğunu, işte git gellerde sıkıntı yaşadığını, dolayısıyla takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Kendisi izin istedi, biz iznine istinaden istediğin kadar kullanabilirsin gibilerden izin verdik. Yani böyle kadro dışı bırakıldı bilmem ne falan kesinlikle söz konusu değil. Başka futbolcularımız için de yok kupa maçına gitmediler, yok bilmem ne etti falan. Onda şey yok, kendileriyle kulüp başkanımız Üzeyir Çalı özellikle birebir görüştü. Hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat Erman Kılıç özellikle çocuğunun rahatsızlığını öne sürerek takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Yönetim kurulu olarak da kendisinin takımdan ayrılmasını uygun gördük. Kendisine
önümüzdeki yıllarda hayatında başarılar diliyoruz. Zaten antrenörlük kurslarına gidiyordu. İnşallah takımımıza faydalı olacak şekilde kendini geliştirip tekrar aramızda görmek isteriz. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 3.16, Erzurum -1.13, Sivas 2.18, Gümüşhane 2.15, Bayburt 2.13, Giresun 14.23, Elazığ 4.18, Tunceli 6.19, Bingöl 2.17, Malatya 5.17, Yozgat 3.18, Amasya 8.24, Kars 3.14, Van 2.13, Ağrı -3.14 derece. Dolar alış 5.69, satış 5.70. Euro alış 6.36, satış 6.37. 22 ayar altın bilezik alış 251.32, satış 253.86. Tam altın alış 1832.05, yarım altın alış 916.07, çeyrek altın alış 457.95'ten işlem görüyor. Erit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.